Merhaba arkadaşlar. Bugün 7 Mayıs 2021 günlerden Cuma. Brighton Beach'e geldik. Arabayı hemen şurada ileriye park ettim. Eşim Taşkent'e gitti. Taşkent süpermarket. Ben de berbere gidiyorum. Amerika'da nerede tıraş olunur? Onu göstereyim size. Ben bu berbere yaklaşık 23 senedir gidiyorum aynı berbere. Arada sırada başka berberlere gitmişliğim olmuştur. Ama genelde düzenli olarak hep aynı berbere gidiyorum. En son berbere 3 hafta önce gelmiştim. Şimdi haftaya bayram. Bir de saçım da biraz uzamış. Bari saçımı kestireyim dedim hazır buraya gelmişken. Evet, burası Brighton Beach mahallesi. Burada genelde Pakistanlılar yaşıyor. Çoğunlukta Pakistanlı. Ama birçok Rus da var burada. Hemen burada Pakistan Camii var. Bugün yemek dağıtıyorlar arkadaşlar bir de. Pakistanlıların her sene yaptığı bir şey. İftar dağıtıyorlar. Gelin bir bakalım istiyorsanız neler var. Hemen caminin karşısı burası. Camiyi de göstereceğim size. Burası cami. Bakalım neler varmış. Çinlilerin hurma yediğini hiç ilk defa görüyorum ama bedava olunca demek ki yeniyor. Keep moving please, keep moving. Tamam, öbür taraftan gidelim. Excuse me brother. Bakalım. Demek ki kuyruk öbür taraftan başlıyor. Göremeyeceğiz. Yemeklerin hepsi bedava veriliyor. Hurma. Kutu kutu hurma veriyorlar. Adam başı bir kutu. Bu tarafta da ona benzer bir şey var. Burada da yemek dağıtılıyor. Ramazan bayağı bereketli geçiyor burada. Bir de cuma namazı çıkışı. Bakın, yemek kuyruğuna girmiş insanlar. Bedava olunca bakın Meksikalılar 10 tane çocuğuyla gelmiş. Ha, Çinliler, Ruslar, herkes girmiş kuyruğa. İçinde neler var? Patates. Birçok şey var. Okay. Thank you. Rusça öğrenmiş. You can carry another one. Oh, I'm can sorry. I take 10? 10 no, boxes. No, I can give you 3. You want another box? Maşallah, kuyruk da bayağı uzun. Evet, burası Brighton Beach, Pakistan mahallesi. Bakın, bir kamyon dolusu yiyecek gelmiş. Bunların hepsi bugün dağıtılacak insanlara. Zannedersem bunu her gün yapıyorlar. Çünkü başka bir mahalle var, Pakistan mahallesi, buraya yakın. Orada da aynı şey var. Yemek dağıtılıyor. Yiyecek, yemek, artık mutfak için ne lazımsa dağıtılıyor, insanlara veriliyor. Burada böyle bakkallar var. Bunlar Amerikan bakkalları. Yani Amerika'da olan bakkallar. Buranın sahipleri kimler oluyor? Genelde Yemenliler oluyor. Şimdi bu mahallenin bu kısmı
Biraz da İspanyol var. Meksikalılar var biraz burada yaşayanlar. Şu karşısı Gürcistan Pastanesi. Çok güzel ekmek yapıyorlar. Bunların bir tane şekerli, peynirli ekmekleri var. Karadeniz pidesine benziyor. Bu Giresun herhalde. Giresun yöresinde ona benzer bir şey. Evet, benim berber de Pakistanlı. Dükkanları hemen şu ileride. Yıllar önce benim arka da bu taraftaydı yerleri. Buraya taşındılar. Öbür dükkanı bırakmak zorunda kaldılar. Bakın, burası Pakistan güzellik salonu. Bunlardan birçok var bu sokak üzerinde. Pakistanlılar kendine has giyimleri var ve Amerika'da da bu kültürü devam ettiriyorlar. Kendi ülkelerinde nasıl giyiniyorlarsa burada da öyle giyiniyorlar. Bir de kına yapmayı çok seviyorlar ellerine. Özellikle bayramda. Yani bayram sabahı buraya gelirseniz bütün kadınları elleri kınalı göreceksiniz. Ama böyle desenli kınalar yaptırıyorlar. Yani şey gibi, dövme gibi yaptırtıyorlar. Yaptırmak isteyenler bu güzellik salonlarına geliyorlar, yaptırıyorlar. Evet, burada bir market daha var. Yani Amerikan süpermarket dedikleri. Bakkal yani. Türkçesi. Yemenli buranın sahibi. Evet, benim berber de hemen bu yan taraf. Pakistanlı. Umarım kimse beklemiyordur. Evet, tıraşımızı olalım. Çıktığım zaman size kaç para olduğunu söyleyeceğim. Girelim içeri. Selamünaleyküm. How are you? Evet arkadaşlar, berberden çıktım. Adama benzedim ya. Türkiye'deki berberlerin güzel tarafı nedir biliyor musunuz? Berbere gidersiniz, oturursunuz. İlk önce bir saçınızı yıkar güzelce. Ondan sonra havluyla kuruturlar. Ondan sonra saçınızı kestikten sonra bir daha başınızı yıkarlar. Tertemiz çıkar gidersiniz. Burada genelde yıkamıyorlar. Yıkama yerleri var fakat oturduğunuz koltuğun önünde değil, başka yerde. Peki kaç para tuttu? Burada berber kaç para? Benim gittiğim bu berber şu andaki fiyatı 15 dolar. Ben de 5 dolar bahşiş attım. 20 dolar etti. Zaten haftaya bayram. Bu aralar zaten adamların işleri yok son bir senedir. Çok az insan berbere geliyor. Korkuyor insanlar, gelmek istemiyorlar. Neyse, berberden çıktık, adama döndük. Şimdi buraya niye geldim? Hemen şurada ileride Türk camisi var. Onu da göstermiş olayım. Ondan sonra tekrar Pakistan mahallesinde bir tur atmaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, cami bu bina karşımızdaki. Şimdi ön tarafına geçelim, oradan da çekelim. Minaresi yok ama kubbesi var. Cami burası, Eyüp Sultan Camisi. Amerika'nın her yeri temiz değil. Buralarda Brooklyn'in Pakistan mahalleleri. Sadece Pakistanlı yok ama burada. Dediğim gibi Rus, Meksikalı. Yatak isteyen varsa burada yerde bir tane yatak var. Çöplere bakın arkadaşlar. Burada mangal partisi var evin önünde. Meksikalılar.
Berberin oraya geri geldik. Berber hemen şurası. Bakın burası Yemenli bakkal. İşte Pakistan mahallesine biraz dolaşalım. Kartonlarla yiyeceklerin hepsi bitmiş. Burası Shama Restaurant. Buradan çok ekmek alıyorum. Bunların tandır ekmekleri var, çok güzel. Bakın orada bir sürü kutu var. Sonra bunları cami dağıtacak herhalde. Yemek dağıtacaklar iftara doğru. Koliler şeklinde dağıtıyorlar. Her kolide işte. Mutfak için neler lazım? Sonlar var içinde. Ve Pakistan dükkanı var. Tipik Pakistan dükkanı. Bir girelim ne var içinde. Acıyı alacağız. How are you boss? Thank you. You're from Pakistan, huh? I'm from Istanbul too. You're from Istanbul? Yeah, man. What part of Istanbul? I'm Çınarcı. Çınarcı? Yeah. After the ocean side. Çınarcık? Yeah. What do you mean? You worked over there? No. My brother's wife, Hanım, Turkish. Oh, really? Your brother's wife is Turkish? Yeah, he's living in the Connecticut, but he married with my brother Mary in the Germany, like, 30 year to go, maybe 35, 40 year to go, you know. Oh, really? Yeah, that's where I go always. I know, we go by road, you know, Iran to Turkey, yes. Turkey to Istanbul, by bus 2 times. And by year I go 3 times, you know. Last year I'm over there, you know. Very good. Yeah. Me too, I was beautiful, there too. Beautiful, mashallah. Very good. You're originally from Pakistan, right? I'm from originally Pakistan. What part of Pakistan? Lahore. Lahore is a very good place. Good place. I heard a lot about it. If you go like Istanbul, you know, old city, good people. You know, I know, like, old city. Yeah, good people. You know, your country, good people. You know. Thank you very much. I appreciate it. Mashallah, like my brother, you know, that's why. So. He's happy? Very happy. Very good. Mashallah. First time 1980. I'm a student. That time I go to by road. Pakistan, Iran to Istanbul. With bus I go. And then I go to my college trip. Like 30 people, student, go to Istanbul, you know. That time I stay Topkapı. Topkapı. Yeah, that time he living over the Topkapı. Yeah, Topkapı, Sultanahmet. Sultanahmet, yeah. They're all in the same place. Mm-hmm. All right, very good. I'm happy to Mashallah. Hear that. No, alhamdulillah, always is Pakistan, Turkey, like good brother, you know. Brothers. Yeah, why? I know. Why? Thank you, Turkey brother. Turkey always help Pakistan. Pakistan help is always. Always. Yeah, Pakistan always help Turkey too. Yeah. I know that. Your president, right? No, I don't know, but I like good people, good guys. Is good Muslim and strong guy, you know, I like that. His word, very strong. All right, brother. Istanbul, mashallah, better in here, is clean more, better in Istanbul is cleaner than here? Yeah, mashallah. Duydunuz mu? İstanbul'un daha temiz olduğunu söylüyorlar. That's why I stay over there, you know, I like, you know. All his family go to Pakistan too, you know.
My brother Khanam family go to he like Pakistan. Yeah, they moved to Pakistan. Yeah, he stay over the 4 months, 5 months. Oh, yeah. Very nice. All right, brother. I'm gonna and then I look around, then I'll go. Sure, sure, no problem. Thank you. Anytime, sir. Evet, bizim bu arkadaşın bu dükkanın sahibinin kardeşi 30 sene önce Almanya'da bir tane Türk kızla evlenmiş. O yüzden diyor ben diyor İstanbul'a devamlı gidiyorum. Çınarcağa gidiyoruz diyor. Orada kalıyoruz diyor. Ondan bahsediyor. İstanbul'un ne kadar temiz olduğundan bahsediyor. Buradan daha temiz diyor. Bunlar bu arada kriket çok seviyorlar. O yüzden kriket sopaları çok satılıyor burada. Dükkan biraz karma karışık. Aradığını bulmak çok zor olur. Ama ben bu dükkana çok geliyorum çünkü ben buradan gelip hacı yağı alıyorum. Genelde parfüm kullanmıyorum ben. Hacı yağı kullanıyorum. Öyle hırdavat malzemeleri, diş macunları. Ne ararsanız var dükkanda. Çok zor bulunan her yerde fakat burada olan çamaşır sulu bezler. Temizlik için. Dükkanın bu kısmına zaten giremiyoruz. Tamamen kapalı. İnsanlar aradığını nasıl buluyor ve bu adam burada nasıl iş yapıyor, nasıl kirasını ödüyor ben anlamış değilim. Her seferinde. Hadi ben geldim 2-3 tane hacı yağı alıyorum. Adam hiç olmazsa Türkiye'den gelmiş sabunlar da satıyor. Defne sabunu. Bunlar da hacı yağları. Bu benim favori hacı yağı. Hep bunu alıyorum ben genelde. Arkadaşlar inanmayacaksınız ama beni yolda çeviriyorlar. Hangi parfümü kullanıyorsun diye soruyorlar. İlk başta eşim inanmazdı böyle şeyler ama eşim de şahit olunca artık diyecek bir şey yok. Neyse buradan çıkalım. Çekin nereye? Rahatsız etmeyelim. 125. Diwali. Brother, thank you very much. Ramadan Kerim. And if I don't see you, inshallah. Eid Mubarak. Eid Mubarak. All right, take care, brother. Aleyküm selam. Evet, buradan çıkıyoruz. Evet. Dediğim gibi bakın kuyruk başlamış. Yemek biraz sonra dağıtılacak burada. Maskeyi çıkarayım da. Burada dükkanlara gelince maske takma zorunluluğu var. Fakat dışarıda maske takma zorunluluğu yok. O yüzden çıkarıyorum. İnsanlar kuyruğa girmiş. Pakistanlılar var, Ruslar var, Meksikalılar var. Koli koli yemek dağıtıyorlar arkadaşlar. Hazır yemekler değil. Ama dediğim gibi patates olsun, meyvesinden, sebzesinden, bakliyatından olsun bir koli koli insanlara veriyorlar. 3 koliye kadar veriyorlar aile başına. Ramazan'ın her günü olan bir şey bu burada. Geçen sene Türkler de yapıyordu. Bilmiyorum bu sene yapıyorlar mı, yapmıyorlar mı? Emin değilim. Sormam lazım. Amerika'da yardım gerekli mi? Biraz düşündürücü. Çünkü burada alım gücü çok yüksek. İnsanlar istediğini alabiliyor. Ama tabii bilmediğimiz insanlar olabilir. Belki alamıyorlar. Belki hakikaten güçleri, durumları yok. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Ama bunu yapan insanlar, bunu yapan kuruluşlara Allah razı olsun. Pakistan mahallesine geldik bugün. Saç tıraşımızı olduk. Birkaç yer dolaştık. Camileri gördük. Yardım edenleri gördük. Hacıya aldığım dükkana girdik. O reisin için çektim. Şimdi de yavaş yavaş ben eşimin bulunduğu yere doğru gideyim. Eşim bilmiyorum halen Taşkent Süpermarket'te mi değil mi emin değilim. O tarafa doğru bir gidelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Pakistan mahallesinden Brighton Beach, Brooklyn, New York'tan. Bu kadar.